Güzel bir hafta sonu tatilinden sonra pazartesi günü işbaşı yapmak hepimiz için zordur. Peki vatandaşlar pazartesi sendromlarını yaşıyorlar mı? Sizler için soracağız. Vallahi bizim çalıştığımız iş birazcık yoğun olduğu için yeri geliyor böyle keşke gelmeseydim dediğim günler oluyor yani öyle bir duruma düşüyorum. Ben yaşamıyorum, emekliyim, yaşamıyorum. İyiyim diyorsun. İyiyim, evet. Mutlusunuz. Ben mutluyum ama memleketin genel durumundan dolayı da mutsuzum. Peki emekli olmadan önce pazartesi günleri, pazartesi sendromunuz nasıl oluyordu? Ben öğretmenim, çocukları özleyerek gidiyordum okula. Pazartesi sendromu yaşıyorum. İlk iş günü olduğu için, biraz zorluk çekiyoruz ama sonradan açılıyoruz. Ama güzel bir sabaha, güzel bir müzikle ya da güzel bir heyecanla yaşarsan daha bir güzel, zevkli oluyor. Evet. Yani müzik dinlemek daha güzel. Kitap okursan, müzik dinlersen güzel bir günde de başlarsın. Güzel şeyler de yaşarsın. Yani bütün günün güzel geçer. Kesinlikle yaşıyorum. Ne gibi durumlarla karşılaşıyorsun? Daha böyle işte pazardan çıkıyorum. Genelde pazar günü benim futbolla geçiyor. Hanım da farklı aktivitelerde bulunuyor. Evet. Ben de pazartesi günleri uyandığım zaman işte sabah 4'te uyanıyorum. Evet. Siz de düşünün artık 4'te uyanan bir insan nasıl kendini iyi hissedebilsin? Zor. Bayağı zor. Ben yurt dışından geliyorum bu arada. Almanya'dan geliyorum. Evet. Pazartesi her dünyada pazartesi yani fark etmiyor. O yönden de bende bayağı benim için de yoğun bir gün oluyor. Ama pazartesi geçti mi geri kalan haftanın genelde kolay oluyor. Alışıyoruz. Yok. Neden? Yani alışkanlık artık. Alıştık şeye. Hayat şartlarına. Bir de rutin haline geldi artık.